Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada arkadaşlar özellikle Peter Brandt'in son Bitcoin açıklamaları üzerine konuşacağız ve BTC'nin uzun vadedeki şöyle yönünü belirleyebilme konusunda üzerinde çalışacağız. Şimdi Peter Brandt diyor ki, Peter Brandt, Bitcoin'de megafon formasyonu var. Megafon formasyonu nedir? Bu arada Peter Brandt arkadaşlar biliyorsunuz piyasada da oldukça tanınan bir isimdir ve geçmişten bu yana kripto piyasasının en popüler isimlerinden biridir. Ama şunu söyleyebilirim, Peter Brandt son vakitlerde yani kısa zamandır biraz saçmaladı demek istiyorum. Son bir yıl içerisinde arkadaşlar bu oluyor. Mesela farklı farklı durumlarda alakasız noktalara çok fazla değindiği oldu. Tabii kendisi dönem dönem eleştirilse de başarılı bir kişidir. Onu da söylemek lazım. Yani bu ayrı bir konu ama mesela Terra çöküşünden sonra adam tuttu çok alakasız bir şey söyledi. Dedi ki omuz baş omuz formasyonu vardı. Dolayısıyla çökeceği belliydi. Yani şey demeye getirdi. Ben önceden Luna'da omuz baş omuz formasyonunu gördüm. Ben burada düşecek dedim. Bakın Luna çöktü. Ya arkadaş sen yani şey bir düşüşten bahsettin şimdi yeme bizi yani hani şey gibi mesela Bitcoin 25 binden 23 bine düşecek gibi bir öngörüsü vardı mesela. Sonra Bitcoin işte ne bileyim 1 dolara düştü falan. Peter Brandt de çıktı dedi ki ben düşeceğini bilmiştim hani tarzında. Dolayısıyla pek gerek yok arkadaşlar bu tarz durumlara. Kaldı ki kainlik yapmaya da gerek yok. Önceden işte biliyordum işte bildim bilmem ne. Sen alım yapacağın, satış yapacağın yeri bil, yeter. Sonrasında kazanıyorsun zaten. Her neyse, yani Peter Brandt'in de böyle anlamsız açıklamalar olmuştu geçmişte. Sabıkasız değil yani. Bitcoin ve kripto para piyasasına dair paylaşımlarıyla bilinen popüler analist Peter Brandt, son günlerde 26 bin dolar aşan Bitcoin hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Aynı zamanda piyasa ve teknik formasyonlar konusunda uzman olan ve bu konularda pek çok kitap yazan Peter Brandt, Bitcoin'de yeni bir formasyon oluştuğuna dikkat çekti. Bitcoin'de ters simetrik üçgen ya da megafon formasyonunun oluştuğunu belirten analist, bu formasyonun BTC ya da herhangi bir piyasada nadir olarak görüldüğünü söyledi. Bitcoin grafiğini paylaşan Brandt, buna megafon veya ters simetrik üçgen denir açıklamasında bulundu. Bu arada doğru fakat son zamanlarda sık görülmeye başlandı arkadaşlar. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Neyse aşağı doğru bir gelelim. Ters simetrik üçgen olarak da adlandırılan megafon formasyonu genellikle piyasanın oldukça değişken olduğu ve tüccarların piyasa yönü hususunda emin olmadığı anlamına gelir. Evet. Şimdi buradaki tanım bayağı doğru bu arada. Güzel bir tanımlama yapmış sitede arkadaşlar. Bitcoin sistemi sitesi. Tabii TradingView'deyiz de bunlar buralardan sağdan soldan araklıyor. Her neyse burada ne dedik? Megafon formasyonu. Şimdi piyasa evet yönü belirleme konusunda arkadaşlar tam anlamıyla diyebiliriz böyle bir emin değil. Gerçekten emin değil. Neden emin değil ve emin olunmayacak bir durum var mı? Evet var arkadaşlar. Biliyorsunuz birincisi piyasada gerçekten büyük bir balina aktivitesi var. Yani bunun yeni gelecek hareketlerde ya zaten Bitcoin şu anda yükseliş eğilimi var arkadaşlar. Cüzdanlardaki kitle oranlar en son Santiment'in açıklamalarıyla da birlikte çok 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 yüksek. Ama üzerinden yeni bir pozitif trading dönmediği zaman ne görüyoruz? Akümülasyon görüyoruz. Tamam mı? Böyle bir süreç bizleri izliyor. Üzerinden pozitif trading dönmesi konusunda da şu an doğru zamanın olup olmadığı konusunda aslında piyasadaki büyük tutucular bir belirsizlik etabı içerisinde. Buna da makro sebebiyet veriyor. Bir, gelen çöküşler tabii ki piyasada bir güven ortamını hafiften kırdı. Tabii devamında ne oldu? Pozitif etki gözlemledik. Ama şu an çok önemli bir durum var. Fed'in yapacağı faiz artırımı ne yönde olacak? Bakın, faiz artışı düşecek diyorlar ama ben kesinlikle bundan yana değilim. 25 bas puan faiz artışı geleceğini düşünürken gelmesi gerektiğini de savunuyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bunu bu arada bu şekilde düşünen, daha doğrusu bunu düşünerek hareket eden çok fazla insan yok. Bak bunu da söyleyeyim. Biraz daha düz mantık düşünüyorlar ama durum böyle gerçekten. Bir,
FED şu anda faiz artışı yapmazsa, FED şu anda faiz artışı yapmaz ise Bitcoin uçar. Ama ondan sonra tutar bir de enflasyonda yükseliş görürsek arkadaşlar, yani neler olur, kıyamet kopar ya piyasada, çok ciddi çakılır. Yani bundan kaynaklı olarak işi ağırdan almalı diye düşünüyorum. 25 bas puan faiz arttırsa bile o kadar bankaları o kadar sıkıntıya sokmaz. Sokar ama o kadar sokmaz. Dolayısıyla bir 25 bas puan faiz artışı gelmelidir. Gelmesi gerekir ki FED de tam anlamıyla enflasyondaki düşüş eğiliminden emin olsun. Yeni veriler bir daha gelsin. Yani uzun lafın kısası, tabiri caizse şu zarı bir daha atsın arkadaşlar. Tamam mı? Şu zarı bir daha atsın. Bir ay daha emin olunursa ondan sonra bir duraklama dönemine girilsin. 25 bas puan daha arttırır. Enflasyonda pozitif veriler alınır. Hatta beraberinde yeni duraklama döneminde, tabii gelecek duraklama dönemi 2 ay sonra olduğunu kabul edelim. İlk seferinde enflasyon verilerinde sıkı düşüşler gözlemlenmeyebilir. Ama sonraki aylar devam ettikçe bu yine oturur arkadaşlar. Yine enflasyondaki düşüş eğilimi devam edecektir. Bunu da söylemek lazım. Bunlar da Bitcoin fiyatlarını ateşleyecektir. Ama enflasyondaki durma erken başlatılır ise piyasa uçsa bile orta vadede tekrar bir çakılmayla karşı karşıya kalabiliriz. Makrodan kaynaklı. Bütün bu sebepler şuna sebebiyet veriyor. FED 25 bas puan mı arttıracak? Enflasyon verileri var. Tamam. Yoksa arttırmayacak mı? Arttırmazsa Bitcoin uçar. Ama bu sefer de enflasyon verisi yüksek çıkarsa yandık. Yani piyasa büyüklerinin aslında böyle bir sorunu şu anda var arkadaşlar. Bizim de tabii ki böyle bir sorunumuz aynı şekilde var. Bütün bunlar da bir bilinmezliğe yol açıyor. Her halükarda ayın 22'sinde piyasada bir yön yukarı hareket bekleniyor ama neler olup neler biteceğini göreceğiz. Megafon formasyonu oluşma şeklinden dolayı genişleyen formasyon olarak da bilinmektedir. Bu formasyonun görüldüğü varlıkta yüksek oynaklık ve yönü net olmayan büyük hareketler görülür. Buna göre ünlü analist Bitcoin'in bu formasyondaki trend çizgileri arasında hareket etmeye devam edeceğini düşünüyor. Bu formasyona göre BTC'nin yukarı yönlü hareketine devam edebilmesi için üst trend çizgisini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Bu arada Peter Brandt şeyi savunuyordu. Yaz aylarında işte Haziran, Temmuz gibi ortalama 70 bin dolar civarlarına ulaşmayı savunuyor arkadaşlar. Olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.